Sizin bu anlattıklarınıza yakın bir mesele var, dilerseniz onu sorayım. Buyurun. Annem yıllar içinde kendisini annelikten ve ev hanımlığından soyutlar oldu. Bu evin her şeyini ben mi düşünmek zorundayım diyor sürekli. Çoğu sorumluluğun evin büyük kızı olarak benim yüklenmemi istiyor. Ben bu durumdan rahatsız oluyorum. Bilhassa çalışmaya başladıktan sonra bu yakınmalar çoğaldı. Ne yapmalıyım sizce demiş seyircimiz. Burada ben... Ee... Meselenin iş olmadığını düşünüyorum. Bu hmm. hanımefendinin duygusal yükünün fazla olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ee, ben bir hanımefendi işte işten, çocuktan, şuradan buradan şikayet ediyorsa eşiyle ilişkisine bakarım. İlk iş. Hmm. Orası bana çok açık ve net bir bilgi veriyor. Eşi beyefendiyle birlikte vakit geçirebiliyorlar mı? Aynı sofrada yemek yiyebiliyorlar mı? Ee, çocuklarıyla birlikte oturup aktif... Bazı faaliyetlerde bulunabiliyorlar mı? Ee, eşinin kendisini sevdiğini, kendisinin eşini sevdiğini açık ve net ifade edebiliyorlar mı? Yani duygusal paylaşımları nasıl? Ailede değer gören bir hanımefendi mi? Evet. Ben bunu öğrendiğim zaman çoğunlukla asıl sıkıntının bu tarafta olduğunu anlıyorum. Dolayısıyla ne ev işi e, sıkıntı, ne çocuk, ne şu bu e, hanımefendinin gönlü boştur ya da gönlü yaralıdır. Hmm. Önce yani eşli olan evet. ilişkiye bir bakmak gerekiyor. Evet yanından. bakmak gerekiyor. Evet. Ee, ailede iş paylaşımı yoksa hı hı. örnek veriyorum kızımız 20 yaşına gelmiş. Hı hı. Sofrayı yemek yedikten sonra öylece bırakıp odasına gidiyorsa burada bir sıkıntı. Var. Sorun vardı. Evet. Şu ana kadar ev işi öğretilmemiş. Hı hı. Annenin en büyük görevlerinden daha doğrusu sorumluluklarından birisi küçük yaştan itibaren sofradan kalkınca tabağını çeşmede akıtacaksın tezgaha koyacaksın evet. birisi de onu makineye koyacak ya da yetişkinse Hı -hı. makineye koyacak ondan sonra tabağına yiyeceği kadar yemek alacak yiyeceği, içeceği kadar su alsın mesela ben yemekte su içiyorum yarım bardak şöyle üçte i̇şte birini dolduruyorum İçersem tekrar o su bile yarım bardak su bile israf olmasın niye çeşmeden boşa aksın evet Başkasının midesine gitsin, başkasının rızkı olsun. Niye çöpe gitsin, niye boşa akısın? Evde herkes yatağını toplayacak. Ayakkabısını alıp ayakkabılığa koyacak. Yerde bir oyuncak, bir çöp görürse çöp sepetine atacak. Kırlent bozulmuşsa düzelti verecek. Yolluk, kilim, halı kırışmışsa şöyle hani düzeni bozulmuşsa onu düzene koy verecek. Yani biz siz orada ortak bir yaşam alanındasınız. Herkes bir işin ucundan tutacak. Sabah kalkar kalkmaz mutlaka yataklar toplanacak. Herkes yatağını düzenli düzetmeden kapıda servis bekliyorsa bile önceden kalkıp yatağını toplayıp öyle yapacak. Öyle yapacak. Yani anne bunu çocuklara alıştıracak. Ondan sonra da Anne elbette bunalıyor. Eşiyle de arası iyi değilse, eşi de yardımcı olmuyorsa, çocuklar da yardımcı olmuyorsa annenin imdat çığlığı atması haklıdır. Aslında burada dediğiniz gibi yani belli noktaya kadar bu cümlenin kullanılması da gayet normal. Çünkü bir kadın evin içerisindeki her sorumluluğu ayrı ayrı düşündüğünde evet gün sonunda çok yıpranıyor. Yalnızca yıpranması da söz konusu değil aslında. Yani kendisini de çok yalnız hissediyor. Tabii ki. Evet bu evde yaşayan atıyorum 4-5 insan var. Ama bütün sorumluluğu ben düşündüğümde sanki tek başına bir ailenin yükünü de ben omuzluyormuşum gibi hissediyorum. Burada şöyle evet. bir e, gücenme de var değerli hanımefendi. Şimdi ortada bir sohbet yok. Hmm. Bir paylaşım yok. Evet. Orası sanki e, böyle günübirlik kullanılan. Evet. Ee, gelip mesela bazı kaplıcalar var kaplıcaların kenarlarında kiralık evler var günübirlik kiralıyorsun sabah geliyorsun ondan sonra kaplıcaya giriyorsun geliyorsun giyiniyorsun çantanı alıp çıkıyorsun evin bulaşığıydı süpürmesiydi tozuydu seni ilgilendirmiyor sen bir yerde günübirlik konaklayan birisi misin bir otelde misin anneciğim nasılsınız ya sen yorulma. Sen uzan, ben bulaşıkları ben yıkarım. Aa, sen yorgun görünüyorsun. Gel ben sana bir bitki çay yapayım. Hadi ben sana bir limonata yapayım. Bir portakal suyu sıkayım. Çocukların böyle annelerinin üstüne titremesi lazım. Acaba hanımefendi kendi annesine hürmet ederken çocuklar gördü mü? Hı -hı. Anne kız ilişkisi adına çocuklar ne gördü? Ben bunu da önemsiyorum. Annenin çocuklara karşı duyarlılığı nasıl? Bu sorudan sonra şöyle bir cümle kurmak istiyorum izninizle. Anne babaların en önemli görevlerinden birisi. Bakın dini eğitimden, insani eğitimden de daha öncelikli gördüğüm, hepsinin başlık olarak gördüğüm şey şu. Çocukların gönlüne girin. Onların sevgisini kazanın. Anne baba olmak sevilmek için yeterli değildir. Sevilecek bir ahlakımızın olması gerekir. Ve Anne baba çocuğunu ikide bir azarlar. Hı hı. Anne babaların ben sizin, annenin daha doğrusu babaların değil, ben sizin hizmetçiniz miyim evet. sözünü lütfen kullanmasınlar. Herkes evinin gerekirse hizmetçisidir. Niye hizmetçisi mi? Bu sıfatı kendinize söylüyorsunuz. Annelik yapılır, zaman zaman yapılır, zaman zaman çok, zaman zaman az. Yani anneler böyle demesin. Yani evin işini yapan insanlar da her birimizin evlerinde yardımcı olan insanlar var. Onları ben alınlarından öpüyorum. Allah razı evet. olsun. Yani onlar çok anlamlı, çok önemli. Rızıkları için çalışan, iş yapan güzel insanlar. Dolayısıyla sanki onlar kötü bir şeymiş gibi kendimizi de o konuma düşürerek bu cümleyi kurmayalım. Ben yoruluyorum yardım edin diyelim. Birlikte yapabilir miyiz diyelim. Böyle şikayet eden ailelerde çoğunlukla bu örneği, bu sorunun hani sorulduğu aileyi bilmiyorum ama oturup bir aile meselelerini or, topluca konuşmanın olmadığını tahmin ediyorum. Oturup birlikte sohbet etmenin, birlikte bir şeyler planlamanın, bir faaliyet yapmanın, birbirinin duygularını dinlemenin, anlamanın, o duygularının gereğini yapmanın hayatta bir aktif olmadığını düşünüyorum. Yoksa Herkes kalkıp gidip böyle yabancı gibi evet. davranmaz muhtemelen. Hocam editörümüz de şöyle bir e, soru ekledi. Buyursun. Bazen de bizler dedi anne ve babalarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Bunun için çok çabalıyoruz. Ama anne babalarımız mutlu olmuyor. Böyle olduğu durumlarda ne yapmalıyız? Neden sizce mutlu olmuyorlar anne babalar? E, kendilerini sevmeyi öğrenmemiş olanlar kolay mutlu olamazlar. O insanların ...kendileriyle araları muhtemelen açıktır. Hı -hı. Kendilerini sevmezler, kendilerini beğenmezler... ...kendilerini değerli ve anlamlı bulmazlar. O yüzden de kolay mutlu olamazlar. Kolay mutlu olmanın arkasındaki en önemli dinlemek... ...kendisini bu dünya için, varlık alemi için anlamlı ve değerli görmektir. Ya ben güzelim ya, ben iyiyim ya, herkes Hı -hı. gibi. Herkes gibi. Öyleyse ben niye mutlu olayım, olmayayım? Nefes Hı -hı. alıp veriyorum. Şu anda mesela öyle insanlar var ki şu anda bile... Bir rahat nefes alabilmek için servet verecek olan insanlar var. Nefes alamıyor. Ara, şeylere bağlı, aygıtlara bağlı, Hı -hı. cihazlara bağlı. Nefes almaya çalışıyor. Şu nefesimizi sağlıklı alabilmenin yeryüzündeki karşılığı nedir Allah aşkına? Elimi kolumu rahat hareket ettirebiliyorum, baktığımı görebiliyorum. Bunların farkında olmayan sürekli bahane üretir. Hı -hı. Sürekli mutsuzluk için bahane ara. Niye? Bu insanların kendileriyle araları yoktur. Bu insanların hayatlarında hı hı. E, kendilerini de kendilerinin değerli ve anlamlı olduklarını hissettirecek iletişim, e, duygu alışverişi ya da paylaşım yapılamamıştır, ya da çok eleştiri almışlardır, çok değer görmemişlerdir, anlaşılmamışlardır. Hı hı. Onlar da her şeye mutsuzlukla cevap vererek şu ana kadarki biriktirdiklerinin topluma faturasını. Gönderiyorlardı veriyorlardı. E, anne ve babalar üzerindeki bu iş yükünün fazla olması mı acaba onların biraz değer algılarınız algılarınız zedeliyor olabilir mi? Çünkü e, mesela bahsettik ya anneler e, çoğu anne söyle işte ben sizin hizmetçiniz miyim neden bunlarla ben uğraşıyorum niye ba bana yardım etmiyorsunuz Minvalinde sözler. Duyarız bütün anne babalardan ama böyle olunca da acaba onlar da çok mu bunalıyor? Çok bunaldıkları için mi acaba bu tarz cümleler <laughs> dökülüyor? Veya kendilerini değerli mi hissetmiyorlar o aile içerisinde? İş yükü insanı bu noktaya getirmez. Hmm. Buna iddia ediyorum. Dünyanın yükünü taşısa bile kendisini seven bir insan yoruldum der. Hmm. Olabilir de dinlemeye ihtiyacım var der. Evet. Yani mutsuz olmaz, şükürsüz olmaz bu biraz da şükretmeyi, nelere şükredeceğimizin bilinmemesiyle de alakalı. Peki o yorgunluğunun herhangi bir karşılığı olmuyorsa ev içerisinde mesela bunu dile getirdiğinde bir şikayet olarak da değil. Yani çocuklar ben gerçekten çok yoruluyorum ama o evdeki diğer fertler herhangi bir şekilde bu durumu umursamıyorsa ve bu durumda gitgide de e, hanımefendinin içinde daha çok büyüyorsa ne yapılması gerekiyor? Çünkü bazen de çok umursamaz bir tabloyla karşılaşabiliyoruz hocam bazı çocuklar nezdinde baktığımızda da. Böyle durumlarda Hanımefendi için mesela nasıl bir e, tablo sergileyebiliriz, neler yapılmalı? Orada bundan önce başka şeyler eksiktir. Hmm. Konuşma, dinleme, birbirinin ihtiyaçlarından, birbirlerinin sıkıntılarından haberdar olma, el ele tutma, bu bir sonuç. Evet. Herkesin duyarsızlığı bir sonuç. Hani diyorum ya ben, herkes online, evde kimse yok. Hmm. Herkes başkasıyla. Biz eve dönüp de eşimizin, çocuklarımızın duygu durumu nasıl? Bugünkü ihtiyacı insan insana hmm. ihtiyacı ilişki iletişim ihtiyacı gitti mi şu anda kendisini nasıl hissediyor benim onun için şu anda yapabileceğim en doğru en iyi şey nedir bunu bir düşünmeden bir muhabbet ortamı hmm. olmadan birbirimizin halini hatırını sormadan yaşıyoruz demektir bu hmm. o zaman da mesele yine yorgunluk değildir örnek veriyorum. Tanıdığım bir hanımefendinin eşi ağır hastalanmıştı, yatalak olmuştu. Hanımefendi o kadar yoruluyordu ki konuşacak takati kalmıyordu. Gram şikayet etmedi. Eşi rahatsız, çocukları küçük ne yapsın? Çocuklarını kayınvalidesine bırakıyor. Bakın mecbur işte şimdi kayınvalidesine bırakabilir. Eşi yatalak yatıyor. Bu zaruri. Keyfi bırakma değil. Eşi çalışıyor olsa o hani çocuklarına bakacak. Küçük çocuklar, üç tane çocuğu var peş peşe. Hanımefendi gidiyor, çalışıyor. Kayınvalidesi çocuklarına bakıyor. Hanımefendi ne dedi biliyor musunuz? Tek eşimin nefesi sağ olsun da ben ömür boyu ona bakarım dedi. Hmm. İşte bazı insanlık örnekleri görüyorum. Hayran kalıyorum. Alnından öperim ben öyle kardeşlerimin diyorum. Evet. Dolayısıyla gıkı çıkmıyor bak. O hanımefendiden daha çok yoruluyor bu hanımefendi. Ama gönlü hoş. İlişkisi iyi. Kendisiyle barışık. O yüzden de yaptığı şey bedenen yorsa bile akşam uyur dinlenir. Gönül yorgunu olmasın. İnsanı asıl tüketen, insanı asıl cepratan şey gönül yorgunluğu. O şikayet de gönül yorgunluğundan kaynaklanıyor. Gönül yorgunluğunun önemli sebeplerinden birisi de kendisini sevmemesi. Kendisini değerli ve anlamlı bulmaması. Bu dünyada geldik işte gidiyoruz. Yuvarlanıp gidiyoruz. Böyle hayatın hissetmemiz, şey bilmemiz gereken gerçek anlamından habersiz gibi yaşadığımızda diğer şeyler de anlamını kaybediyor. Evet, teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Ağzınıza sağlık.